Değerli izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken sağlıklı bilgilen programıyla karşınızdayız. Evet, her zaman olduğu gibi İbrahim Gökçek bizlerle olacak. Sağlıklı bilgilenmenin, doğal yollarla hayatta kalmanın, doğal yollarla sağlığımıza ulaşmanın yöntemlerini ve gıda takviyelerini bize anlatacak. Canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Melih Gökçek'in internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ve sormak istediğiniz bütün soruları bizlere sorabilirsiniz diyorum. Ve hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, İbrahim Gökçek. İbrahim Gökçek, özür dilerim hocam. Evet, İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim hocam, nasılsınız? Hürmetler, saygılar. Melih Gökçek de beni aramış, diyor ki ya hep gün internete giriyorum, tıklıyorum, hep sen çıkıyor karşıma, diyor sen kimsin, dedim ben İbrahim Gökçek, sen kimsin? Evet, soy ismi benzerliği olunca arada sırada karıştırıyoruz, kusura bakmayın evet. Değerli izleyenler. Evet hocam, böyle otlarla, çiçeklerle, böceklerle gelmişsiniz, stüdyomuzu şenlendirdiniz. Elhamdülillah, geldik. Elhamdülillah, bugün ne konuşacağız, bizlere ne anlatacaksınız? Evet, sağlıklı beslenmenin ve hastalıklardan kurtulmanın yollarını da nasıl bulacağız? Bronşit, kuru öksürük, astım, alerjik rinit gibi nefes yolları rahatsızları. Buna karşı ne var elimizde? Bir insanın akciğeri takriben 400 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Akciğerde 300 milyon alveolon denen hava kesecikleri var. Hava kesecikleri üzüm salkımı gibi düşünelim. Bunlar oksijen alır, karbondioksit verir bu kesecikler. Bu keseciklere giden yollara bronşiyal denir. Buradaki iltihap, cerrahat, cüruf vesaire tedavi edilmezse hava kesecikleri yavaş yavaş fonksiyonunu yitirir. Yitirirse ne olur? Körelir, iltihaplanır efendim. Önce zatire sonra koaha dönüşür. Tedavi edilmedi mi? Yani üzüm salkımı çürür. Bu nedenle dikkat etmek gerekir. Üşütme, grip, nezle hemen tedavi edilmez de bronşite dönüşmeden tedavi etmek gerekir. Yoksa çok geç kalınır. Şimdi bu böyle bir durum var. Bir de bağırsaklardaki rahatsızlıklar da astımı tetikler. Neden? Bağırsaktaki mantarlar zehirli gaz üretir. Zehirli gazlar, etan, metan, butan gibi gazlar alttaki organları, karaciğer, mide, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. Bu organlarda diyaframı sıkıştırır. Diyafram yukarı doğru sıkıştığı zaman akciğer sıkışır. Akciğer sıkışırsa buradaki 300 milyon hava kesecikleri, üzüm salkımı gibi dedim ya, şöyle biraz sıkıştığı zaman hava keseciği, mesela böyle para, metal para büyüklüğünde gibi düşünelim. Biraz sıkışırsa ne olur? Oksijen alıp karbondioksit veremez hale gelir. Böyle nefes alamaz, nefes veremez kişi. Yani bu keseciklerin, hava keseciklerinin birazcık daralması, birazcık düzülmesi astımı tetikler. Bu nedenle bağırsak problemi tedavi edilmezse dolaylı olarak tetikliyor nefes darlığını. Bağırsaklara tedavi etmezseniz akciğeriniz gider. Ne var elimizde? Şu gördüğünüz bitki, efendim, burada iki çeşit bitki var. Evet. Şu ayrık otu. Bu sinirli ot. Evet. Sinirli ot, yolların kralı denir buna. Evet. Neden yolların kralı? Çünkü yollarda çok yetişir. Yetişmedi, yer yok maşallah. Bu bitki dünyada aloe vera'dan sonra, bir iki bitkiden sonra ikinci, üçüncü sırada bitki. Çok çok önemli. Neden? Çünkü çok yönlü kullanılır. Her türlü iltihaba karşı kullanılır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Etkisi ispat edilmiş. Fakat bunun birleşiminde çok önemli bir madde var. Bunun birleşimindeki madde yaprağında %2 ila 4 oranında avkubin denen etken bir madde var. Şimdi bunu kişi kaynatırsa etken madde. İki türlü hücre var bunda. Birinci, bir hücrede avkubin içerir, diğer hücrede beta glukolinaz denen bir enzim içerir. Enzimle etken madde birbiriyle reaksiyona girdiği zaman avkubin parçalanarak avkubi bigenin denen bir madde ortaya çıkar.
Bu antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitki. Fakat şöyle bir durum var. Kişi bunu çayını yapmak istedi diyelim. Kaynattı, haşladı veya destilasyondan geçti. Etkisi sıfıra düşmez de çok çok azalır. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki alfa glukodinaz denen enzim parçalanır, işe yaramaz. Yani avkubigenin denen etken madde ortaya çıkmaz. Evet. Bu nedenle etkisi bunun sıfıra yakın olur. Bunu o zaman nasıl hazırlayacağız? Bunu hazırlamak için yıkadıktan sonra ne yapıyorsunuz? Soğuk suda bekletiyorsunuz. Evet, önce yıkıyoruz ve soğuk suda bekletiyoruz. Bekletiyorsunuz, kaynatmıyorsunuz. Hı hı. Hafif ısıtabilir mesela 35-40 derece. Fazla değil. Fazla olduğu zaman bozulur. O şekilde içiyoruz. Yani ılık. Kaynadı mı etkisi kalmaz. Yıkıyoruz, soğuk suda bekletiyoruz ve ılık dereceye gelinceye kadar da ısıtıyoruz. Evet, fazla ısıtılırsa bozulur. Bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birkaç örnek vereyim. Bunun Avrupa'da birçok firma şurubunu yapıyor. İlacını yapıyor, damlasını, derecesini vesaire yapıyor. Şimdi bunun 326 nefes yolları rahatsızlığı olan hastalardan tedavi edilmiş. Bunlar çeşitli hastalar seçilmiş. Kuru öksürük, tahrişli öksürük olanlar, bronşit rahatsızlığı olanlar tedavi edilmiş. Herhangi bir yan etkisi yok. Bir, kimyasal ilaçtan daha etkili. İki, yani kimyasal ilaçlardan bronşit için, kuru öksürük için, astım için kullanılan kimyasal ilaçtan daha etkili. Bir, yan etkisi yok. İki, yan faydası bunların var. Bunların hepsine sinirli ot mu tedavi ediyor? Sinirli ot, evet. Sinirli otun ama birleşimindeki etken madde %2 ila %4. Çayı ağır vakalarda yeterli gelmez. Evet. Bu nedenle biraz sonra söyleyeceğim, özel bir formül gerekir. Hı hı. İki, nefes yolları rahatsız olan 593 hasta üzerinde yine denenmiş. Tahrişli öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, nefes yolları iltihaplanması, balgam atamama, sökememe. Yani evet. Bazıları böyle balgam atmak ister ister atamaz. Neden atamaz? Çünkü akciğerde, bronşlarda, bronşları aynı boru gibi düşünelim. İçerisinde tüysü hücreler var. Silar selin dediğimiz. Evet. Bunlar balgamı tutar, tüysü hücreler. Geri aşağı akciğerin alt tabakasının düşmesini önler. Kişinin bronşlarında iltihap oluşmuş, silar hücreleri, tüysü hücreler deform olmuşsa balgamı atamaz. Atamazsa ne olur? Çok yoğun bir refleks oluşur bu balgamı atmak için. Sürekli öksürür, sürekli öksürür, sürekli öksürür. Kişiyi tıkar, nefes alamaz. Çok çok zor duruma düşürebilir. Evet. Bu tür rahatsızlıklar da idealdir. Bunun haricinde bunun bir başka özelliği de bu yaprakları diyelim ki kişi ayak, birçok insanın ayağında genellikle küçük parmakta, yani serçe parmağında, ayak parmağında pişik oluşur. Evet. Parmak aralarındaki. Parmak aralarındaki pişiğe karşı buradan 5-6 tane yaprak kopadıp ince tertemiz yıkadıktan sonra pişiklere sarıyorsunuz. Bir gün içerisinde tertemiz eder. Oldukça pişikleri, o kadar etkili. Evet, bir. Ayak baş parmağı veya diğer parmaklar arasındaki pişikler arasında ezerek, biraz ezdikten sonra, yıkadıktan sonra eziyorsunuz, böyle sarıyorsunuz. Pişikleri, mantarı yok eder. Biraz şöyle iyice ezdikten sonra. Evet, suyunu bunun falan özü çıkıyor. Evet. İki, bazı insanların ayak baş parmaklarında dolama olur. Yani tırnak etin içine girer, iltihaplanmaya sebep olur, cerrah çürük. Ayak tırnağını çektirse dahi yine problem devam eder. Hı hı. Ayak parmağını bazıları tırnağını çektiriyor, bilmem ne yaptı. Hiçbir şeye gerek yok. Sinirli otu yıkadıktan sonra, biraz ezdikten sonra sarılırsa ayak parmaklarında oluşan baş parmakta özellikle dolamayı, iltihabı çeker alır. Evet. Ben bir gün çocuklarla pikniğe gitmiştim. Çocuk tabii meyve suyu içmiş. Kutuyu oraya koymuş. Ağzı açık.
Ben de aldım, içtim. Üzüm arısı varmış içinde. O da tam damağımdan soktu buradan. O başım yandı, ateş gibi. Ölüyorum, bittim. Hemen alerji başlayacak. Tehlikeli dedim. Hemen atlayın arabaya. Atladığımızda eve geldiğimiz bir oldu. Baktım ki bahçede sinir ot. Keşke dedim aklımda olsaydı. Hiç gelmezdi. Keyfimiz kaçtı. Niye dedi çocuklar, ya burada sinir ot hiç aklıma gelmedi. Sinir otu topladık. Güzelce yıkadıktan sonra birkaç tane yedim. Birkaç yaprak. 5 dakika sonra hiçbir şey kalmadı. Çiçeği yediniz. Tabii çiçeği. Çiçeği yemek daha faydalı. Kaynatmak, haşlamak iyi değil. Çünkü bozulur. Benim oğlum da onunla böğürtlen toplamaya gitmiştik bir gün. Arı soktu. Çocuk bas bağırıyor. Ya arı soktu. Ne olacak? Problem yok. Sakin ol. Sinir lot var dedim. Aldım, ezdim. Biraz bu arı sokan yere sürdüm. 2 dakika geçmedi. Ne var? Bir arısın var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Şiştiği falan da alıyor mu hocam? Arı böcek sokmasına birebirdir. Evet. Hemen iyi gelir. Yine bir gün çocukla ormanda bisiklet sürüp düştü. Dizini hafif yaralandı. Ağrıyor tabii ki, bisiklet süremiyor. Dur hallederiz dedim. Sinir lotu aldım. Biraz ezdikten sonra dizine sürdüm. Biraz sonra geçer dedim. Biraz sonra geçer. Dizindeki ağrılar da geçti. Evet. Sinir lot dünyada birkaç bitki hariç alevre en etkili bitkilerden biridir. Enfeksiyona karşı özellikle bronşları temizler. Nefes yollarına. Efendim, ayak baş parmaklar arasındaki pişikleri, mantarı önler. Dolamayı önler. Boğazdaki iltihapları önler. Fakat kaynatıldığı birçok yanlış yapılıyor. Kaynatıldığı zaman bu etkiyi alamazsınız. Çünkü içindeki etken madde bozuluyor. Etkisi düşüyor. %5, %10'a düşüyor. Esas etken madde yok oluyor. Bu nedenle eskiden bunun birleşiminde bir etken madde daha var. Silisyum. Silisyum. Evet. Bu eskiden at kuyruğu otu gibi sinir lot, vereme karşı kullanılmış. Ama vereme karşı ilaç falan sere çıktığı için kimyasal ilaçlar zamanla unutulmuş. Vereme dahi etkili bir bitkidir. Ve hiçbir etkisi yoktur. Tamamen doğal. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşimde sinir lot ekstresi, adaçayı ekstresi, ıtır ekstresi, ekinezya ekstresi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan bir formül geliştirdik. Sinirli ot forte. Kişi bunu kullandığı zaman bazısını ağız kokusu olur, bazısında ter kokusu olur, bazısında defacette, bazısında idrar kokusu olur. Çeşit çeşit kokular olur, kötü kokular. Bu her türlü ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu, idrar kokusu vesaireyi yok eder. O kadar etkili bir şey. Evet, ama işte dediğim gibi kaynatırsanız o etkiyi göremezsiniz. Özel hazırlamak gerekir. Bir, iki, ağız kokusunda, ter kokusunda, idrar kokusunda vesaire ekstraktını kullanmak gerekir. O zaman çayı yeterli değil. Evet. Onun hazırlanış tekniği farklı. Ve onu nasıl hazırlıyoruz hocam? Biz onun ekstraktını, kapsülünü ürettik. Özel bir sinir lot forte diye mamul ürettik. Mesela vatandaşın birisi Almanya'da marketi var. Tuvalete gitse 100 kattaki Alman rahatsız oluyormuş. Diyormuş ki, ya ne iğrenç insansın. Kokuttun her tarafı diyormuş. Adam yani affedersin acayip bir pis koku yayıyormuş etrafa. Hiç problem değil dedim. Bir buçuk kere hiçbir şey kalmadı. Kalmaz da. Tertemiz eder. Her türlü kokuyu yok eder. Bazı insanlara ter kokusundan, ağız kokusundan yanına yaklaşamazsın. Bunu kullandığı zaman özel bir formül, işte biz bunu geliştirdik. Ağız kokusu, ter kokusu, her türlü kokuya, pis kokuya karşı. Mesela insanlar bugün günümüzde metroyla, metrobüsle, tramvayla, otobüsle yolculuk yapıyor, evet. Vapurla, gemiyle. Herkes birbirine böyle sıkışık. Ne olur? Evet. Toplu taşıma araçlarında. İsteyerek, istemeyerek yan yanasın. Birisi, yani hatta camilerde namaz kılarken bile mesela yanında biri namaz kılsa, adamcağızın yanından kaçmak istiyorsun, namazda kaçamazsın. Değil mi? Böyle durumlar oluyor. Bu gibi durumlara düşmemek için sinir lot forte
kullandığınızda her türlü koku. Günde bir kapsül almamız yeterli mi hocam peki yoksa? Ya şimdi ağız kokusu, ter kokusu vesaire zaten varsa o ağır bir durumdur. Evet. Bağırsaklarında çok yoğun mantar var. Mantarlar toksik madde üretiyor. Evet. Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar midenin alt ve üst kapakçığını hafif sızıntı yoluyla yukarı çıkıyor. Yani artık çok çok yoğun mantar var. Bu mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler alttan çıkmıyor, üstten çıkmıyor. Ne yapıyor? Aynen. Basınçla midenin kapakçığını zorluyor, yukarı doğru çıkıyor. Evet, o kadar çok mantar var. Yani ağız kokusu bundan kaynaklanıyor. Evet, ama bu sinir bin bir derdi, deva, sinirli otlarla bunların hepsine çare bulacağız o zaman. Evet. Peki öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda da faydalı mı? Evet, şimdi onunla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Itır forte, itır sinüzit, faranjit, orta kulak iltihaplanması ve bronşite karşı etkili. Itırla ilgili Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde çocuk doktorları denemiş. Ve etkisi ispat edilmiş. Binden fazla çocuk doktoru çocuklara sadece ıtır ve sinirli ot ekstresinden oluşan özel bir şurup veya kapsülünü vermişler. Hastalara, hasta olan çocuklara efendim sinüzittü, faranjitti, bronşit gibi rahatsızlar olan ve hepsini iyileştirmişlerdir. Hiçbir yan etkisi yok. Afrika ıtırı da aynı şekilde sinirli ot gibi etkili. Afrika ıtırı ile sinirli otun arasındaki fark şu. Sinirli ot daha çok bronşlar için etkili. Afrika ıtırı daha çok sinüzit için. Yani yukarı nefes yolları için ıtır. Hı. Alt aşağı nefes yolları için sinirli ot. Kekik de aynı şekilde etkili. Kekik ama kekiğin tümus vulgaris, hakiki kekik. Hocam kekiğe geçmeden önce ben şunu sormak istiyorum. Çocuklarda orta kulak iltihabında iyi geliyor mu bu? Evet. Peki kapsüller nasıl kullanılıyor? Yani 0-3 yaş grubu kapsül içemeyecek şekilde olan ebeveynlerde nasıl kullanılıyor? Onu kapsülü alıyorsunuz, birazcık balla karıştırıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam 3'e bölüyorsunuz küçük çocuklar için. Hı hı. Orta kulak iltihaplarında evet, da iyi geliyor. Evet, orta kulak iltihabı tertemiz eder. Evet hocam. Eğer içeride mesela orta kulak iltihabı farklı bir durum. Şimdi orta kulak koni gibi daralıyor bir noktada. Hı hı. Şimdi daralan noktada şöyle düşünün. Koni yaparlar ya çekirdek koymak için evet. Eskiden. Kese yapar. Kese yani böyle. Şöyle noktanın etrafı belli bir noktada daralıyor. Hı hı. Daralan noktada iltihap sertleşiyor, kemikleşiyor. İltihap evet. Akmadığı için kulaktan, orta kulaktan boğaza ostaki borusu diyen bir boru var. Burada tıkanıyor. Tıkanıklık da kulak ağrısı yapar. Tedavi edilmezse kulak çınlamasına sebep olur. Evet. Tedavi edilmezse iltihap zamanla beyne bile zarar verebilir. Hı hı. Şimdi benim küçük oğlumda böyle bir rahatsızlık vardı. Almanya'da 7 çocuk doktoru anlamadı. En son yaşlı bir bayana gittik. 70 yaşında. Dedi ki yeni doktorlar bir şey anlamaz. Ne olacak? Şuradan kulak doktoru baktığı zaman burada içeriden bir şey göremiyor. Çünkü az biraz kemiğin altında. Dışarıdan baktığınızda o oradaki bir daralmayı koni gibi olan bölgeyi göremiyor. Bu nedenle de anlamıyor neden kaynaklandığını. Şimdi dedi ki buraya işte şuraya şöyle nane yağı, okaliptus yağı, lavanta yağı, oğlotu ekstresi, çam yağı, karanfil yağı vesaire bunları sürerseniz dedi. Buradaki iltihap akar, hiçbir şey kalmaz. Ben bununla ilgili özel bir formül geliştirdim. Ozon forte diye. Ozon yağı ve bu bitkilerin oluşan çok güzel bir formül. Bunu kullandığı zaman kulağın arkasına ve içine birazcık sürdüğü zaman birkaç damla burada sertleşen iltihabı yumuşatır, akmasını sağlar. Böylece kulak İltihabı ağrısı, kulak iltihaplısı, orta kulak iltihaplanması problem ortadan kalkar. Peki hocam iltihaplar demişken idrar yolları, enfeksiyonları ve burayı ağzındaki iltihaplar. Ha, o biraz farklı. Aman gitti. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili bitki nedir? Bu gördüğünüz evet, at kuyruğu otu. Ayrık kökü pardon. Nereye gitti? Ayrık kökü. Ayrık kökü evet. Ayrık köküyle ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmasında idrar yolları, her türlü idrar yolları enfeksiyonu, prostat iltihaplanması, İdrar kanalı iltihaplanması,
retisinin bunlara karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Ayrık. Klinik araştırması var da ondan bahsetmek için. Peki ayrık otunun özelliğinde ne var hocam? Şimdi bunun birleşimindeki kökü, bunda mesela sinirli otun yaprağı kullanılır, ayrık otunun da kökü kullanılır. Kökü. Evet. Kökü yıkanır, temizlendikten sonra kurutulur. Kurutulduktan sonra çayı yapılır. Fakat ayrık kökü kaynatılabilir. Yani sinirli ot gibi değil. Bunun özelliği farklı. Hocam bunlar bizim dışarıda gördüğümüz bu dikenli ağaçlara benziyor. Onlara mı? Onlarla bilgisi var mı bunların? Ağaç değil. La ilahe illallah. Ot. Hani vardır ya böyle ufak bodur ağaçlar. Dikenleri bu şekildedir. Ona benzettim de ben değilmiş. Evet biraz daha yakından incelediğimde. Onlarla bilgisi yok. Ağaçların dallarına benziyor. Peki hocam siz devam edin buyurun. Kekiğin 52 çeşidi var. Evet. Papatyanın 40 çeşidi var. Evet. Sarı kantaranın 400 çeşidi var. Alıcın bile 90 çeşidi var. Evet. Ayrığın kaç çeşidi var? Kaç hocam? Şimdi ayrığın birleşimindeki etken maddeler, polizaharitler, idrar yolları, enfeksiyonuna karşı dünyada en etkilidir. Bununla ilgili 58 doktor, urolog yani idrar yolları ile ilgili uzmanlar. Urolog, eski dilde bevliyeci. Evet. Bunlar o 58 doktor 313 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Mesane zafiyeti yani mesane iltihaplanması sistit, prostat iltihaplanması prostatit yani üretre yani idrar kanalı üretris gibi rahatsızları olan kişileri ayrık köküyle tedavi etmişlerdir. Evet. Bu klinik araştırması var. Bunun birleşimindeki etken madde bakteri, virüs ve mantarları yavaş yavaş yok ediyor. Yani üretra darlığı çok ağır bir rahatsız. Üretra darlığından dolayı bazı insanlar herhangi bir nedenle mesela diyelim ki sistite yakalandı, mesane iltihaplanması, mesanede taş, kum veyahut da böbrekte bir problem. İşte ne yapıyorlar? Sistoskopi yapılıyor. Hijyenik olmayan bir sistoskopide ne olur? Üretre kanalı iltihap, mikrop kapabilir. Evet hocam zamanımız daralıyor. Ben size şunu, son olarak da şunu sorayım. Reklama gireceğiz çünkü. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Reklama girmeden önce de genital sihirlerde de etkili oluyor mu bu ayrık otu? Yoksa sinirli ot mu? Genital sihir. Genital sihir. Ha o biraz farklı. Biraz genital sihirle. O zaman hocam sevgili yönetmenim eğer reklama gireceksek reklama girelim. Daha sonra da genital sihir hakkında bilgileri almaya devam edelim. Kısa bir aranın ardından beraberiz. Genital sihirde kalmıştık. Hocam en son genital sihiri anlatıyorduk ve yanılmıyorsam sinirli ot genital sihirle de iyi geliyordu değil mi? Evet ama ona daha etkili bir bitki var. Nedir? Oğul otu. Oğul otu. Evet oğul otu ve çay ağacı yağı. Oğul otu ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda oğul otunun birleşimindeki eterik yağları genital sihir, genital herpes, sihir birçok sihir türü var. Basık sihir. Evet. Hafif kabarıktır. Mercimek büyüklüğünde olur bazen. Bazılarına düğüm sihir denen bir sihir var. Genellikle ellerde, ayaklarda olur. Düğüm şeklindedir. Kabarık daha çok. Mercimek kadar bazen de büyük olabilir. Genital bölgede çıkan sihir var. Buna incir sihiri denir. Cinsel organ. Etrafında anal bölgede olur. Bu bulaşıcıdır. Diğerleri gibi değil. Diğerleri bulaşıcı değil. Genital sihiri yani incir sihiri denen kondiloma sihiri papiloma virüsü sebep olur. Bu biraz diğerlerinden farklı, basit sihirlerden farklı, tehlikeli olabilir. Tedavi edilmezse bayanlarda Allah korusun yani kansere kadar gidebilir, rahim ağzı kanserine kadar. Erkeklerde halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik ve hemen yorulma, enerjisiz kalma. Çünkü bağışıklık sistemi bununla mücadele ettiği için kişi kendini kolay kolay toparlayamaz.
genital sil. Genital herpesse herpes simplex tip 2. Yani genital herpesin birçok türü var uçuyor. Herpes simplex tip labialis tip 1 veyahut da dudak ve çevresinde oluşan uçuğa herpes simplex tip 1 denir. Veya herpes simplex labialis denir. Bu o kadar tehlikeli değil. Cinsel bölgedeki olanı ise herpes simplex tip 2 adıyla anılır. Tip 2'nin birçok alt türü vardır. Bu erkek ve bayanlarda ortaya çıkan herpes simplex tip 2 tehlikeli, tedavi edilmesi gerekir. Virüs akıllıdır. Bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman harekete geçer. Dışarı çıkar, ciltte tahribat yapar. Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman pasif, geri çekilir. Sinir kökünde bekler. Ne zaman kişi çok üzüldüğü zaman, psikolojik problemler yaşadıysa veyahut da aşırı şekilde yanlış beslenirse, bağışıklık sistemi çökerse harekete geçer. Bağışıklık sistemine, durumuna göre virüs hareket eder. Şimdi bu tür virüsleri hemen hemen hepsi küf mantarı ile ortak çalışır, kolonidir. Evet. Kişi de herpes simplex tip 1 veya tip 2 veyahut da genital sil gibi problem varsa mutlak surette bağırsaklarında mantar var. Küf mantarı bunları tetikliyor. Uyku halindekini de uyarıyor. Reaktifleştiriyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmedikçe yok edemezsiniz. Bağışıklık sisteminin sadece ve sadece %5'i aktiftir. %95'i uyuyor, bekliyor. Uyku halinde, asker gibi. Askerin de sadece %5'i nöbettedir, talimdedir, eğitimdedir. Diğer %95'i kendi işindedir. İşte bağışıklık sistemini %100 harekete geçirebilmek gerekir. Bu da nasıl olacak? T hücresi, B hücresi, makrofajı harekete geçirecek özel bir şey gerekir. Ne gerekli hocam bunun için? Ne gerekir? İksir gerekir. İksir. Ne iksiri? İksir, gökçek iksir. Gökçek iksir. İksirin özelliği şudur. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytinyağı, kalkulya vesaire içerir. Bağışıklık sistemini harekete geçirir. Damarların iç yüzeyini temizler, arıtır. Damarların iç yüzeyinde dolaşan makrofaj, ahtapot gibi. Kılcal damarlar incecik, mesela benzetmek hata olmasın, şöyle çok ince. Makrofaj da bunun içerisinde kıl gibi ince. Evet. İçerisinden hareket edebilmesi için damarların iç yüzeyinde plak oluşmaması gerekir. Evet. Yani iksir ne yapıyor? Dolaylı olarak güçlendiriyor makrofajı harekete geçirerek. Eğer damarlar kıl gibi ince olan damarların iç yüzeyinde çok ince plaklar oluşmuşsa makrofaj hareket edemez. Veya yavaşlar. Hareket kabiliyeti yavaşlarsa bağışıklık sistemi bakteri, virüs ve mantarlara karşı hiçbir şey yapamaz. Ahtapot gibi dedim ya, bunun sanki makrofajın milyonlarca gözü varmış gibi bakteri, virüs ve mantarları yakalar, yer yutar, parçalar, yok eder. Evet hocam. Veyahut da yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatır, öldürür. Veyahut da oksijeni alır. Parçalar, oksijeni parçalayan çok enteresan bir şeydir bu makrofaj. Tek moleküle düşürür oksijeni. Evet. Oksijen normal çift molekül halinde bulunur. O2. Bunu tek moleküle dönüştürür ve ateş gibi fırlatır şeye. Bakteri, virüs ve mantarlara. Evet. Onunla avlar. Yani onun mermisidir. Oksijen makrofajın mermisi gibi. Onu ateş eder ve yok eder. Yakar çünkü. Evet. Tek moleküle döndüğü zaman oksijen yakar ve öldürür. Evet, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için gökçek iksiri. Evet, kullanır. İksir, aloe vera jel. Evet. Çin tırtır mantarı. Çin tırtır mantarı 1200 yıldır Çin'de Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir. Bir, yani oksijen bakımından biraz yoksun. Toprak bakımından verimsiz, bir bölgede yaşayabilen nadir bitkilerden birisi. İki, diğer bitkilerin özünü emer.
hazırdır. Parazit bir bitki. Bu ne demek? Vücudunda insanın oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaştırır. Evet. Ve vücuttaki parazitleri yok eder. Bağışıklık sistemi. Çinliler bunu 1200 yıldır kullanıyor ve yapılan araştırmalarda kortizondan 3 kat daha etkili olduğu belgelenmiştir. Evet. Yani antiviral, antibakteriyel özellikleri ve antiseptik yani iltihapları önleyici özelliği bakımından. Artı kortizon gibi yan tesiri yok. Hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal ve hiçbir şey içermiyor. Evet. Oğlotu Çin tırtır mantarına kortisep diyoruz. Kortisep, biz onunla ilgili çok bizi önemli bir formül geliştirdik. Birleşiminde Çin tırtır mantarının ekstraktı, oğlotu ekstraktı, melaloka yani çay ağacı yağı ekstraktı gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan özel bir formülümüz var. Kortisep. Kortisep. Kortisep bağışıklık sistemini güçlendirir. Genital sihir, genital herpese karşı etkilidir. Evet. Artı çay ağacı yağı, aynı şekilde çay ağacı yağı ile ilgili klinik çay araştırması. Çay ağacı yağı diğer programlarımızda anlatmıştınız hocam. Sivilceleri ve akne tedavisinde sivilce, de iyi geliyordu. Sivilce, akne, bayanlardaki pis kokulu akıntılara karşı fitili yapılır. Artı Profesör Doktor ve Bazart ekibi yapmış oldukları araştırmada genital sihir ve genital herpese karşı da etkili olduğunu belgeleyen klinik araştırması var. Yani genital herpes, genital sihirle de karşı etkili. Harici olarak çay ağacı yağı sürülür. Şimdi bazıları yakıttırıyor genital herpesi veya genital sihirli. Bazıları donduruyor. Hatta bazıları çok tehlikeli bir iş yapıyor. Antibiyotik kullanıyor. Virüse karşı antibiyotik kullanılır mı? Kullanırsanız bir faydası olmadığı gibi bağırsaktaki mantarı azdırırsınız. Mantar neyle beslenir? Antibiyotikle beslenir. Tatlıyla beslenir. Evet. Siz diyorsunuz ki antibiyotik kullanarak ben ölmek istiyorum. Hadi beni öldür. Yani bağırsaklarınızdaki mantarı çoğaltıyorsunuz. Evet, bağırsaktaki mantarlar da çok ağır ve toksik zihirli gazlar, zihirli alkoller üretir. Evet, bu nedenle genital sihir de, genital herpes de asla kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Ankara'dan bir hanımefendi ameliyat olmuş, yaktırmış. Diyor ki kaç gündür oturamıyorum. Nasıl oturacak? Yaktırmış. O tarafa yatıyor, bu tarafa yatıyor, şu tarafa yatıyor. Çözüm değil. Dedim ki istersen 2 ayda, 3 ayda bir yaktır. Çünkü genital bölgede bu virüs, bu sihir, bu herpes, uçuk. Ama bunun esas saklandığı, gizlendiği yer neresi? Belde, kuyruk sokumunun içerisi, omurilik ve belden kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal kort isimli sinir demetinin içinde. Evet. Omurilik boyunca uzanan sinirin içinde gizleniyor. Sinir kökünde. Oraya müdahale ederseniz felç olursunuz. Doktor oraya müdahale edemez. Sinir demetine nasıl müdahale edecek? Evet. Edemediğine göre harici olarak yakıyor. Ya bu şuna benzer. Virüs burada saklanıyor. Siz şurada dışarı çıkan virüse yakıyorsunuz, donduruyorsunuz. Ne faydası oldu? Hiçbir faydası olmadı. Virüs orada değil ki, burada. Evet. Sinir kökünde. Siz burada dışarıdakine müdahale ediyorsunuz. Arada ne kadar fark var? Hiçbir çözüm değildir yakmak, dondurmak veya ilaç kullanmak. Kimyasal ilaçlarla, antibiyotiklerle virüs yok edilmez. Hepsi boş iş. Evet. Bağışıklık sistemi çökertir. Evet, faydası olmaz. Evet, virüslere vesile, mantara, rahim ağzı sihirlerine ve ellerimizin üzerinde çıkan çeşitli yaralara gidermek için gıda takviyesi olarak sinir otu ağacını kullanacağız. Değil mi hocam? Sinir otunu. Gökçek iksirini kullanacağız. İksir, aloe vera jel, kortisep. İksir, aloe vera jel, kortisep. Kortisep, evet. Evet, bunlar sihirlere, rahim ağzı rahatsızlıklarına ve uçuklarda da bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Bağışıklık sistemini yapılan de güçlendiriyoruz. Bu. Evet hocam. Bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Evet ve izleyicilerimizi hatırlatalım tekrardan, ekranlarını yeni açanlar varsa iletişim telefonlarından bizlere ulaşabilirler. 212-621-65-66 telefon numaralı, 65-66 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirler. 621-21-65 ve 66 ve hocamızın internet sitesinden, resmi internet sitesinden
sormak istedikleri sorulara cevap bulabilirler ve almak istedikleri gıda takviyesine oradan sahip olabilirler. Ekranda da görüyorsunuz bitkiseltedavi.com ve doğaltedavi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Doğaltedavi.net Doğaltedavi.net adreslerinden ulaşabilirler ve canlı yayına bağlanıp hocamıza sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Diyorum ve hocam ben size şimdi de şeyi sormak istiyorum. Böbrek taşı ve kum dökme işlemlerinde ne kullanabiliriz? Evet, ne kullanabiliriz? Çok güzel soru. Bu gördüğünüz yaprak avokado yaprağı. Evet. Böbreklerde oksalik asit ve ürük asit oranı çoğalırsa bu çoğalmasının artmasının sürekli bir asit oluşmasının sebebi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğerin aratamaması, karaciğerin yorulması, yağlanması evet. ve aratamadığı toksik maddenin böbreklere zarar vermesi. Buna karşı bu avokado yaprağının birleşimindeki etken maddeler ne yapıyor? Oksalik asit ve ürük asidi yavaş yavaş yok ediyor. Düzenli. Bu avokado başlangıçta hafif rahatsızlığa iyi gelebilir. Fakat problem ilerlemişse ne yapmak gerekir? Kayış kıran kökü. Bu taşa karşı her türlü taşı eritici böbrek ve mesela taş ve kumunu artı bu ayrık kökü. Ayrık kökü. Taş ve kumu eritir. Altın başak otu, huş yaprağı, at kuyruğu otu. Çok özel bir bunların ekstresinden oluşan formülümüz var. Avokado forte. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş taş, kum erir ve kolay kolay bir daha da oluşmaz. Tedavisi mümkün. Mesela bir beyefendi Antalya'da 6 ayda bir ceviz büyüklüğünde böbreğinde taş oluşuyor. Ameliyatla alıyorlar. Tekrar oluşuyor. Tekrar 4. defa tekrar ceviz kadar taş olmuş. Beni aradı. Diyor ki internetten sizi buldum. Ne yapılabilir? Dedim ki orada Antalya'da avokado yetişiyor. Evet, yaprağını çayın iç. Ya ama biraz zaman alır tabii. Sadece avokado olursa. Onu soracaktım hocam. Tedavi süreçleri ne kadar uzunlukta oluyor hastaların? Şimdi mesela avokado yaprağının diyelim ki etkisi %20. Kayış kıran kökünün ekstresi %20. Ayrık kökünün etkisi %20. Altın başak otunun ekstresi %20. Böyle özel bir kombinasyon biz geliştirdik. Birleşiminde 19 çeşit bitki ekstresi. 5 tane gıda takviyesini kullanılınca mı? 5 değil 19. Yani 19. Değişiyor. Mesela avokado %20 ise altın başak da %20 ama ayrık %10'dur. Her bitkinin etkisi, kapasitesi farklı farklıdır. Bu avokado forte'yi geliştirdik. Kullandığı zaman kişi taş, kum yavaş yavaş eridiği gibi dezenfekte edici özelliği var. Temizler, arıtır. Ağır olmayan idrar yolları iltihaplanması, böbrek iltihaplanması, mesane iltihaplanmasını da ortadan kaldırır aynı zamanda. Sadece taşı kumu eritmez. Aynı zamanda iltihapları da yok edici özelliğe sahiptir. Yani çok ağır olmayan vakalarda iyileştirir. Ağır bir böbrek yetmezliği veyahut da mesane iltihaplanması gibi rahatsızlar varsa o zaman ona karşı da mesela mesane sistit. Bunun için ayı üzümü var. Ayı üzümü ile ilgili sadece Almanya'da 75 doktor, urolog sistit bayanlarda çok sık gözükür. Yani mesane iltihaplanmasına sistit denir. Evet. 186 bin hastayı ayı üzümü ayı üzümünün yaprağından elde edilen damla drajelerle tedavi etmişlerdir. 186 bin kişi ayı üzümü sistite karşı dünyada en etkili bitkidir. Yani. Evet. Ha, bunun yaprağının ekstrası ama direkt yaprağı değil. Böbrekler içinde böbrek iltihaplanması veya kronik böbrek iltihaplanmasına karşı da altın başak otunun ekstresi mükemmel bir etkiye sahiptir. Yani rahatsızlığa göre değişir. Yani böbrekte taşta işte böbrek ve mesela taş kum varsa avokado, mesanede iltihap varsa sistit varsa ayı üzümü, böbrekte problem varsa altın başak otu, rahatsızlığa göre idrar yolları enfeksiyonu varsa ayrık kökü. Yani rahatsızlığa göre değişir. Yani avokado da avokado ağırlıklı taş ve kumda. Mesanede rahatsızlığında ayı üzümü daha ağırlıklı. Değişir formülasyonlar, değişir formüllerimiz var. Bizim 80'in üzerinde
çeşit çeşit formüller geliştirdik, ürünler geliştirdik. Evet hocam, ağzınıza sağlık ve programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Ve bizi yine değerli fikirlerinize, değerli gıda takviyelerinize bizi bilgilendirdiniz ve izleyicilerimiz sizlerden faydalandı. Ve Perşembe günü de programımızı sizinle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bizim programımızın sonuna gelenler, ilk bölümümüzün sonuna gelenler İbrahim Gökçe'ye sormak istediklerini Perşembe günü yine canlı yayında sorabilirler. Ve ekranlardan da takip ettiğiniz bitkiseltedavi.com ve doğaltedavi.net adreslerinden internet sitesidir. İbrahim Gökçe'nin resmi internet sitesidir. Oradan ulaşıp sormak istediğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz. Ve danışmak istediğiniz soruları telefonla bağlanıp 212-621-21-65 ve 66 nolu telefonlardan da İbrahim Gökçe'ye ulaşabilirsiniz ve sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Dediğimiz gibi Perşembe günü saat 17'de İbrahim Gökçe yine bizlerle beraber olacak.